İyi günler. Credit West Bank'tan herkese merhaba. Ben Gamze Fuat. 28 Mart Perşembe günündeyiz. Ekofinans programında BRT ekranlarında güncel ekonomi haberleriyle yeniden karşınızdayız. Dolar Türk Lirası faiz artışı ile yaşanan sınırlı düşüşün ardından tarihi zirvelere yeniden yaklaşarak 32.30 civarında bu sabah güne başladı. Sınırlı yükselişle 32.32 seviyesinde hareket ediyor şu sıralarda. Euro fiyatları da bu sabah 0.21 yükselişle 35 Türk lirasını gördü. Şu anki sıralarda ise 34.88 civarında işlem görmekte. İngiliz sterlinine baktığımızda ise 41.0242 seviyesinde güne başladı. Şu sıralarda ise 40.75 seviyelerinde işlem görüyor. Türkiye İstatistik Kurumu bu sabah Ekonomik Güven Endeksi Mart 2024 verilerini yayımladı. Buna göre Ekonomik Güven Endeksi Şubat ayında 99 iken Mart ayında %1 oranında artarak 100 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %0.02 oranında artarak 79.4 değerini, reel kesim yani imalat sanayi güven endeksi %1.5 oranında artarak 103.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1.5 oranında artarak 120.4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 113.3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3.6 oranında azalarak 88.6 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade ediyor. 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermekte. Ve Borsa İstanbul tarafına bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi tarihi zirvesini gördü. 26 Şubat'tan bu yana %6.8 geriledi. Bu bir aylık süreçte 297 hissede kayıp %10'un üzerinde gerçekleşti. BIST 100 dün güne 27 puan civarında yükselişle başladı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir oluştururken gün sonunu ise sadece %0.01 oranında düşüşle 8.806 puan seviyesinde noktalamıştı. Bugün ise açılışta BIST 100 endeksi güne %0.65 yükselişle 8.863 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0.59 ve holding endeksi %0.18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1.88 ile kimya, petrol, plastik olurken en çok kaybettiren ise %1.82 ile spor oldu. Asya borsalarında ise karışık seyir devam ediyor. Japonya hisseleri Perşembe günü Asya piyasaları arasında en çok düşen borsa olurken Avustralya hisseleri madencilik hisselerindeki yükselişin yardımıyla rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA Plus olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağan olarak korudu. Dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken ABD'de de bugün açıklanacak gayri safi yurt içi hasıla verilerinin yanı sıra yarın da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Chris Waller dün yılın ilk iki ayındaki sıcak enflasyon verilerinin ardından faiz oranlarını düşürmek için aceleci olunmaması gerektiğini söyledi. Gelişmiş ülke merkez bankaları için de gevşeme sürecine diğer bankalara kıyasla daha erken girmesi beklenen İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerinde acele edilmemesi gerektiği uyarısı yükseldi. Financial Times'ın haberine göre İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Jonathan Haskell faiz indirimlerinin henüz uzak göründüğünü belirtti. Ve İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi ülkede geçen yılın 4. çeyreğindeki gayri safi yurt içi hasılı artışına ilişkin nihai verilerini açıkladı. Buna göre ülke ekonomisi 2023'ün 3. çeyreğindeki %0.1 daralmanın ardından 4. çeyrekte de %0.3 düşüş
düşüşle üst üste 2 çeyrekte küçüldü. Böylece İngiliz ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığı teyit edildi. Geçen yılın 4. çeyreğinde 3 temel sektörde de gerileme görüldü. İngiltere'de hizmet sektörü %0,1, sanayi sektörü %1,1 ve inşaat sektörü %0,9 küçüldü. Petrol piyasasına bakalım. Petrol, OPEC Plus'ın arz kesintilerinin küresel piyasayı sıkılaştıracağı beklentisiyle çeyreklik sert yükselişine doğru tırmandı. ABD ham petrolü 2 günlük mütevazi bir düşüşünün ardından varil başına 82 dolara yükselirken Brent ham petrolü 86 doların üzerine çıktı. ABD ham petrol göstergesi bu yıl %14 arttı. Ve altın fiyatlarına bakalım. Altın yatırımcıların yarın açıklanacak olan ve Fed'in parasal genişleme yolunu etkileyebilecek önemli ABD verilerini beklemesiyle rekora yakın bir seviyeye yaklaşan 3 günlük yükselişinin ardından gevşedi. Sırayla Salı ve Çarşamba günkü 5 ve 7 yıllık tahvil ihalelerinde elde edilen güçlü sonuçların etkisiyle ABD hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşten bir miktar destek gördü. Spot altın bu sabah itibariyle %0,3 düşüşle onun başına 2188,71 dolara geriledi ve bu hafta %1'den fazla yükselmiş oldu. Ekonomi piyasalarındaki son gelişmeleri aktardık sizlere. Yarın sabah biz yeniden BRT ekranlarında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.